İnsanoğlu en fazla ne kadar zalimleşebilir? Tarih bu soruya cevap veren vahşetlerle dolu. Bu cevaplardan biri de Kongo topraklarında gizli. Sömürgecilik döneminde Belçika'nın Kongo'da yaptıklarını bugün Avrupalılar medeniyet maskesi altında unutmuş gibi gözükse de tarih unutmuş değil. Sömürge Konferansı olarak da bilinen 1885 Berlin Konferansı, Avrupalıların Afrika kıtasını ticari çıkarları doğrultusunda paylaştıkları, etkileri günümüze dek devam eden bir toplantıydı. Alman devlet adamı Bismarck liderliğinde 15 ülke Berlin'de gelecekte Afrika'da nasıl bir yol haritası izleneceğini görüşmek üzere bir araya geldiler. Konferansta Afrika kıtası büyük güçler tarafından parçalara bölündü ve paylaşıldı. Bu paylaşım büyük ölçüde İngiltere, Almanya ve Fransa arasında gerçekleşti. Konferansın sonunda bağımsızlığını koruyabilen yalnızca iki Afrika ülkesi kaldı. Etiyopya ve Liberya. Kongo bölgesinin tüm hakları ise resmi olarak Belçika Kralı Leopold'a verildi. Kral artık şahsi mülkü olan bu ülkeye Serbest Kongo Devleti adını verdi. Avrupalı büyük güçlerin bu denli büyük bir ülkeyi Belçika Kralı'nın şahsi mülküne verme nedeninin Batı güçlerinin kendi ekonomik menfaatlerine hizmet etme amacı olduğu tarihçiler arasında yaygın bir görüş. Neden mi? Dönemin etkin güçleri büyük Afrika kıtasının tümünü kendi imkanlarıyla çok da kolay kontrol altına alamayacaklarını düşündükleri için Belçika gibi zayıf devletlerinde kendi adlarına bu faaliyetleri yürütebilmelerine olanak sağlıyorlardı. Tarihçiler bu durumu şöyle özetliyor. Özellikle egemen devletler Avrupa'nın güçsüz devletlerine sömürge izni vererek güçsüz devletlerin sömürüsünü yasal hale getirmek suretiyle bu devletlerin arzu ve isteklerini kabul ediyorlardı. Dolayısıyla bir gecede Belçika gibi zayıf ve suni devletler Fransa gibi güçlü devletlerin yanında sömürge devleti olarak yerlerini almaya başlamışlardı. Yani sömürgecilik faaliyetlerinin büyük aktörleri Belçika'yı kolay kontrol edeceklerine inandıkları ve yönlendirilmeye müsait gördükleri için kralın Afrika'da faaliyet göstermesine müsaade etmişlerdi. Böylece Belçika bağımsızlığını kazandıktan tam 55 yıl sonra 1885'te yani hala bir çocuk devletken kendisinden kat kat büyük bir coğrafi alan üzerinde sömürge haklarını elde edebildi. Bu suni gücün sonuçları ise son derece gerçekçi ve acımasız olacaktı ne yazık ki. Kongo bölgesindeki sömürgeciliğin uzun yıllar süren bir geçmişi var elbette. Ancak Kral II. Leopold dönemi hiç şüphesiz ki tarihin en büyük utançları arasında yer aldı. Afrika kıtasının zenginliklerinden faydalanma konusunda son derece hırslı olan II. Leopold'un girişimleriyle 1876'da Uluslararası Afrika Birliği kuruldu. Merkezi Brüksel'de bulunan birliğin kuruluşunda ulusal komitelere ayrılması ve her bir komitenin bulunduğu ülke tarafından finanse edilmesi planlandı. Kongo'daki sömürgenin ilk yıllarında fil dişi büyük öneme sahipti. Bu dönem için fil dişi, heykel, mücevher, piyano tuşları gibi birçok alanda kullanılan değerli bir ham madde olduğundan Leopold için önemli bir gelir kaynağı olmuştu. 1890'larda beklenmedik bir buluş her şeyi değiştirdi. Şişirilebilir lastik. Hemen ardından otomobil lastikleri daha da büyük bir pazar ortaya çıkardı. Batı daha fazla kauçuğa ihtiyaç duymaya başladı. Kongo'nun kauçuğu vardı evet ama asıl önemli olan nokta bu kauçuğu toplamaktı. Leopold tüm enerjisini bu yeni zenginlik kaynağına yöneltti. Kauçuk öz suyu toplamak hoş olmayan ve genellikle tehlikeli bir işti. Kongolu çiftçiler bu işi yapmak istemiyorlardı. Bunun üzerine sömürgeciler yerlileri kauçuk toplama işine zorlamak için kolları sıvadı. Kral Leopold'un adamları bu iş için bazı yöntemler geliştirdi. İnsanlık dışı yöntemler. Mesela kadınlar kocaları tamamen dolu bir kauçuk kotasıyla dönene kadar rehin tutuluyor ve sömürgeci komutanlara gönderiliyordu. Sırf bu psikolojik işkencenin nasıl uygulanacağını anlatmak için Belçikalılar özel bir kitapçık bile çıkarmışlardı. Kitapçıktaki ifadeleri okumak bile utanç verici ama tek bir alıntıyla durumu özetleyeceğim. Yeterli sayıda tutsak kadın topladığınızda aralarından tercihen en yaşlıları seçin. Eşlerinin ve çocuklarının ceza almasını istemiyorlarsa komutanlarla müzakere etsinler. Sömürgeciler bununla sınırlı kalmadılar. Kırbaçlama, işkence, tecavüz ve rastgele cinayetler geniş çapta belgelendi. Leopold ve teğmenlerinin işbirliği yapmayı reddettikleri için köylülerin öldürülmesine hiçbir itirazları yoktu. En ünlü ceza yöntemleri ise el kesmekti. Ama özel avlarda kurşunların boşa gitmesini de istemiyorlardı. Birini vuran ve öldüren bir Avrupalı askerin kurbanının sağ elini kesmesi ve merminin onaylanmış bir amaç için kullanıldığının kanıtı olarak sunması gerekiyordu. Zulüm böyle başladı ancak uygulama ölülerle sınırlı kalmadı. Bazen bir asker avlanmak için bir kurşun kullanabilir, sonra da kol koçanından kan fışkırarak yaşayan bir kişinin elini kesebilirdi. Leopold'un kolonisi gitgide vahşetin merkezi haline geliyordu. Ağır şartlar altında çalıştırılan işçilerden isyan edenlerin elleri ve ayakları çapraz kesilerek itaat etmeleri sağlanmaya çalışıldı. Kauçuk fiyatı arttıkça kotalar da artırıldı. Fil dişi ve kauçuk ya da diğer zenginliklerden birinin kotalarını bir kez bile karşılayamayan erkekler ellerinin ya da ayaklarının kesilmesiyle cezalandırıldı. Kotayı dolduramayan kişi yakalanamazsa ya da çalışmak için iki elini kullanması gerekliyse
askerler bu kişilerin eşlerinin veya çocuklarının ellerini kesiyorlardı. 1895'e gelindiğinde İngiliz basını 2. Leopold'un Kongo'daki vahşetini ifşa etmeye başladı. 1897'de İsveçli bir misyoner bir Londra toplantısında Leopold'un askerlerinin yeterince sıkı çalışmadıkları için yerli işçilere ceza olarak kestikleri Kongolu ellerin sayısıyla nasıl ödüllendirildiklerini anlatmıştı. 1899'a gelindiğinde ise İngiliz konsolos yardımcısı Leopold'un Kongo'daki kötü yönetiminin acımasızlığını doğruladı ve ayrıca resmi olarak rapor etti. Nihayet 1908'de Leopold kişisel beyliği olan Kongo'yu Belçika devletine devretmek zorunda kaldı. Ama bu sömürgeciliğin bittiği anlamına gelmiyordu. Belçika yönetiminin Kongo'da uyguladığı uzun vadeli yöntemler yerlilerin kendi kültürlerini unutmasına ve tamamen batıya bağımlı hale gelmesine yönelikti. Özellikle eğitim sistemi ve Kongoluların eğitim koşulları bunu oldukça açık ve net bir şekilde gösteriyordu. Sözde Afrika kıtasını medenileştirmek isteyen Avrupalılar, Kongolu öğrencileri okullara almıyorlardı. Çok kısıtlı sayıda kabul vardı ki bu da 1950'lerden itibaren ancak gerçekleşmişti. Elbette bu kabul de ancak pek çok engeli aşmakla mümkün olabilirdi. Okullu olabilen Kongolularla Avrupalılara okullarda yapılan muamele de yine farklıydı. Yine bu yıllarda bir Afrikalı öğrencinin hijyenik olmadığı için aşağılanması ve okuldan kovulması son derece yaygın bir hadiseydi. Bir de ekonomik şartlara bakalım. Kongo'da görev yapan Avrupalı ve Kongolu memurların maaşları arasında adeta uçurum vardı. Özellikle eşit olmayan eğitim koşullarından dolayı Kongolular hayatlarının geri kalanında hep Avrupalılara kıyasla çok daha düşük maaşla çalıştırılıyor ve yükselmelerine, terfi almalarına izin verilmiyordu. Yani Avrupalılar hem Kongoluların eğitim almasını engelliyor hem de sonrasında eğitimsiz olmalarını bahane ederek onları kısıtlı bir yaşam alanına hapsediyorlardı. Kongo'da Belçikalıların uyguladığı yöntemlerden birisi de azınlık konumunda olan halkı statü olarak çoğunluğa üstün hale getirip halk arasında sonuçları günümüze kadar uzanacak politikalar oluşturmaktı. Günümüzde halen devam eden çatışmaların kaynağı da sömürge devrine uzanıyordu. Basında sık sık karşımıza çıkan Tutsi-Hutu kavgalarından bildiğimiz iki tip Afrikalı grup esasen geçmişte de günümüzde de hemen hemen aynı siyahi insanlardı. Belçika döneminde azınlık olan Tutsiler bir takım fiziki özelliklerinden dolayı çoğunluğu oluşturan Hutulara karşı ülke yönetiminde üstün tutuldular. Devlet işlerinde de Tutsilere öncelik verildi. Belçikalıların bilinçli şekilde ortaya çıkardıkları bu ayrılık, daha sonra yıllar boyunca devam edecek olan kanlı çatışmaların fitilini ateşledi. Avrupalılar Kongo'ya girmeden önce bu ülkede bir Tutsi-Hutu çatışmasına dair herhangi bir tarihi kayıt bile yoktu. Hemen hemen tüm diğer sömürge örneklerinde de olduğu gibi Belçika'nın Kongo'yu bir sömürge haline getirmesi için kullandığı en temel araç dildi. Kongo'da konuşulan dil sayısı 250-300 arasında değişiyordu. Bu yönüyle bölge zaten hassas ve kırılgan bir yapıya sahipti. Sömürgecilik yüzyılında bu dillerin hiçbirisi tam olarak yazıya dökülmedi. Hatta bu tip girişimler kasıtlı olarak engellendi. Yazılı bir dile sahip olmayan Kongo'da buna paralel olarak eğitim, sanat, edebiyat, ekonomi yani kısacası her alanda batıya bağımlı hale gelindi. Kendi dillerini ihmal eden Kongolu toplum liderlerinin Fransızcayı elit bir dil olarak görmeleri neticesinde ülkede idare, basın, eğitim, diplomasi, iş dünyası dili olarak Fransızca diğer tüm dillerin önüne geçti. İngilizlerin Hindistan'daki lordları sömürgelerdeki temel dil politikasını şöyle açıklıyorlardı. Görüntü ve kan olarak yerli fakat fikir, ahlaki değerler, kültür olarak sömürge devleti vatandaşları oluşturmak. Bu yüzden birinci safhada sömürge devletiyle hedef ülke arasında irtibat için kilit vazifesi görecek bir dil köprüsü oluşturulacak, daha sonra halka hedef alan bir dil yayma politikası izlenecekti. Nitekim Belçikalıların Kongo'da yaptığı da buydu. İlk olarak yerel kabilelerin üst sosyal katmandaki çocuklarını Fransızca eğitim veren okullara aldılar. Bazılarını Belçika'ya üniversite eğitimine dahi gönderdiler. Bu çocuklar yerel halk içinde de üst katmanda olmanın vermiş olduğu gücü kullanarak aldıkları Fransızca eğitimi sayesinde Belçikalıların en önemli dil köprüsünü teşkil ettiler. Bu kitle sonradan ülke elitini oluşturdu ve Fransızcanın statü göstergesi olduğu görüşünü yaydılar. Böylece yerel diller Fransızcaya karşı daha da düşük konumda kaldı. Öte yandan dil çeşitliliğinin kaybedilmesi bu dillerde gelişmiş olan kültürel ve entelektüel zenginliklerin ve birikimin yanında bilimin de kaybedilmesine yol açtı. Dilin etkileri sadece sömürge dönemiyle sınırlı kalmadı. Kongo'daki Fransızca etkisi ülkenin pek çok alanda Belçika'ya ve Avrupa'ya bağlı kalmasına neden oldu. Belçika'nın Afrikalılara yönelik aşağılaması ve korkunç politikaları yakın tarihte de devam etti. 1958 gibi yakın bir tarihte Belçika, Afrikalıların beyaz insanları eğlendirmek için var olduğu fikrine kapıldı. 2 yıl sonra bağımsızlığını kazanan Belçika Kongosu'ndan 183 aileyi Expo 58'de bir insan hayvanat bahçesinde sergilenmek üzere Brüksel'e gönderdi. Kongolular sahte bir köyde yaşıyordu. Beyaz seyirciler bir tepki uyandırmak için çitin üzerinden onlara bozuk para veya muz atıyordu.
Belçika dünyada bir insan hayvanat bahçesine ev sahipliği yapan son ülke oldu. Sömürgecilik döneminin kilit bir kelimesi vardı: medenileştirme. Bu aslında maddi manevi tüm kaynakların Batılılar tarafından istismarını örtbas edip cafcaflı bir şekilde dünyaya sunmaları için uydurulmuştu. Medenileştirme kelimesi bir kişiyi veya toplumu davranış ve tutum değişikliği anlamında değiştirmek, eğitmek ve geliştirmek anlamlarına geliyordu. Sömürgeciler için bu kelimenin nesnesi genellikle Afrikalılar ya da Orta Doğulu'lardı. Değişimi uğratan özne yani üstün tarafsa kendileriydi. Normalde kelime anlamı olarak medenileştirme, iyileştirme ve yardım etme fiillerine çağrışım yapsa da Belçikalıların Kongo'da yaptıklarının kötü izleri kelimenin sözlük anlamıyla tamamen çelişiyordu. Sömürge dönemi boyunca uygulanan acımasız yöntemler nedeniyle birçok mağdur organlarını kaybetmiş, daha sonrasında da yaşamlarını sürdürebilmek için gereken temel tarım faaliyetlerini gerçekleştiremez hale gelmişti. Bu durumda yetersiz beslenme, hastalıklar ve ölümlere neden olmuştu. Bir yandan ölüm oranları artarken, diğer yandan erkeklerin ve kadınların ayrı bölgelerde çalışmaya zorlanması, karşılaştıkları acılar nedeniyle yaşadıkları travmalar sebebiyle doğum oranları hızla düştü. Uzun yıllar Belçika'nın sömürgesi altında kalan Demokratik Kongo Cumhuriyeti 1960 yılında bağımsızlığını kazandı. Sömürgecilik döneminden miras kalan olumsuz uygulamaların etkisi ve hatıraları ise günümüzde hala devam ediyor. Batılıların Afrika'da gerçekleştirdikleri sömürge ve katliamlar hakkında yorumlarınızı bekliyoruz. GZT'ye abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İnsanoğlu en fazla ne kadar zalimleşebilir? Tarih bu soruya cevap veren vahşetlerle dolu. Bu cevaplardan biri de Kongo topraklarında gizli.